Selam. Bugün sizlere Necati Cumalı'dan Aklım Arkada Kalacak öyküsünü seslendirdim. Keyifli dinlemeler. Evimiz sokağın alt başında. Yatıp kalktığım odanın penceresinden bakınca bir baştan bir başa bütün sokağı görüyorum. Bir saat sonra yola çıkacağım. Odamda öte beri eşyamı bavula yerleştirmiş doğruluyordum ki sokaktan gelen bir çocuk ağlaması beni pencerenin önüne çekti. Çocukların ağlamasına dayanamam. Bir fena olurum duydun mu? Çocuklar boş yere ağlamaz. Şu dünyada çocukların ağlaması ne kadar azalırsa bilin ki kötülükler o kadar azalmıştır. Ağlayan bir çocuk sesi duyar da ilgilenirseniz bilin ki şu bozuk düzenin sizi üzecek bir olayıyla karşılaşacaksınız. Pencerenin önünde baktım. Karşı komşumuz Boşnak Nuri'nin büyük oğlu yalın ayak, donsuz, kapılarının önüne yüzü koyun düşmüş ağlıyor. Demedim mi çocuklar boş yere ağlamaz diye. Çocukcağız 3 yaşında var yok. Anası hoppa mı hoppa fıkır fıkır bir kadındı benim bildiğim. Nuri'den çok gençti. Nuri rençber. Gününü kırda, tarlada geçirir. Perçemi kaşı üstüne düşen ceketi omzunda bir Hakkı vardı. Nuri evden çıktı mı Hakkı eve damlardı. Hakkı için kadının dostu diye laf çıkarmışlardı konu komşu. Nuri'nin küçük oğlu, hani şu ağlayan Hakkı'ya benzerdi de kadının bu çocuğu Hakkı'dan doğurduğunu söylerlerdi. Nuri de bilirdi derler karısının o vardalığını. Bilirdi ama kadına dayanan Naz'dı. Sonra 2 yıl kadar önce kadın 3 çocuğunu da Nuri'yi de Hakkı'yı da bırakıp kaçtı. Türlü laflar duyduk arkasından. Kaynana konuk gelen bir Aksarlı'ya kaçtı dediler. Aydın'a gitti dediler. Genel evlere düşmüş İzmir'de dediler. Kadın nereye gittiyse gitti. Nuri o sıralarda en büyüğü 5 yaşında kızı, onun 2 yaş küçüğü 2 oğluyla kaldı. Şimdi çocuklara, sözüm ona Nuri'nin büyük kızı bekar. Konu komşu çocuklara eskilerini verirler, arada birer kap yemek gönderirler, şöyle böyle yardımda bulunurlar ama analık edemezler. Ablası koştu. Oğlanı kollarının altından tutup kaldırdı. Sonra büyük bir taş bebeği kucaklar gibi kardeşini kucaklayıp kapılarının eşiğine oturttu. Çocuğu iki yana sallamaya başladı. Nuri'nin karısını etraflıca hatırlayayım diyorum ama olmuyor. Pek az şey geliyor kadından hatırıma. Eve girip çıkarken şöyle gözlerinin içi ışıl ışıl kapılarının arasından görünürdü. Yüzü gülerdi hep. Çocuklarını sabahtan sokağa salardı gitsin. Bazen de şarkı söylediğini duyardım. Hepsi bu kadar. Ne tuhaf. İnsan kapı komşusu hakkında bile bazen bir şey bilmiyor. Nuri'yi desen, onu da ancak o kadar tanıyorum. Sabah omzunda kazma, arkasında keçisi evden çıkar. Akşam omzunda kazma, koltuğunun altında bir demet ot, arkasında keçisi eve dönerdi. Arada bir karşılaşırsak, ne var ne yok bey derdi. Ne yazıyor gazete? Eline hiç gazete almamış, okuma yazma bilmeyen biri size gazetede ne yazıyor diye sorarsa ne anlatırsınız önce ona? Bulup seçemezdim söyleyeceğimi. Şundan bundan derdim kısaca. Gayet ciddi başını iki yana sallardı. Acayip derdi o boşnak şivesiyle. Muharebe var mı muharebe? Yok derdim. Yeni muharebe yok. Habeşistan'da vardı, bitti. Hayreti büsbütün büyürdü. Alt dudağı uzar, başını iki yana sallardı gene. Acayip diye tekrarlardı. Vardır muharebe, dünyada olmaz muharebesiz. Balkan Harbi'nin bitimi çocukluktan çıktığı yıllara rastlamış Nuri'nin. Osmanlı ordusu yenik düşünce Sırbistan'da çoğu Müslümanlar dağa çıkmış o zamanlar. Nuri'nin de o sırada eline bir mavzer tutuşturan tutuşturmuş. Sonra nasıl olduğunu anlamadan Suriye cephesinde, Galicia'da, Kafkaslar'da 10 seneye yakın bırakmamış elinden o mavzeri Nuri. Ben harp yok deyince Nuri'nin nasıl hayret içinde kaldığını hatırlıyorum. Sanki bu kadar sene savaştıktan sonra işin neye bağlandığını düşünür, düşünür, bulamazdı. Başını iki yana sallardı gene. Acayip.
Nuri'den de bütün hatırladığım bu işte. Sadece Nuri ile karısı mı böyle yarım yamalak hatırladığım? Sahi, kimler gelip geçti bizim sokaktan? Hatırlarım, ben 5-6 yaşında çocuktum. Sokağın başında iki katlı yapının alt katı makinist Halit'in atölyesiydi. Üst katı evi. Sokağın bütün çocukları atölyesinin kapısı önünde birikir, onun çalışmasını seyrederdik hayran hayran. Bazen elinde anahtarlar, aletler, atölyesinin kapısı önüne getirilen bir otomobilin altına girer, uğraşır, uğraşır, sonra alnının terini elinin tersiyle silerek otomobilin altından çıkardı. Az sonra otomobil getiren adama nasıl dediğini duyardık, tamam mı? Adam, tamam Halit Usta derdi, sen bilirsin. Halit Usta ilk zamanlar bekardı, yalnızdı. Sonra günün birinde evinin penceresinde esmer bir kadın başı göründü. Mahallenin kadınlarının oturma odasında toplandığı uzun kış geceleri hatırlarım, kadınlar önlerinde kuru yemiş tabakları, fincan oynar, çığlıklar, kahkahalar atarlardı. Annem ne kadar zorlarsa zorlasın böyle gecelerde yatmak istemezdim. Öteki kadınların aksine incecik, narin bir kadındı o. Gel derdi çok geçmeden. Fincanı beraber saklayalım. Müthiş sevinirdim. Odanın bir köşesine o, daha onun tarafından 2-3 kadın başlanır, fincan tepsisini bir örtüyle örterler, beni de aralarına alırlar, yüzüğü fincanlardan birinin altına saklardık. Sonra bütün gece beni yanından ayırmazdı. Kasabanın elektrikleri saat 12'de sönerdi. Saat 12'ye doğru elektrikler 3 defa arkası arkasına çabuk çabuk yanıp sönerdi. Bütün kadınlar atarlardı kahkahayı. ''Mualla Hanım, Halit Bey seni çağırıyor.'' Hafif omuz silkerdi o. ''Beklesin biraz, kaçmadım ya.'' Bilirdik ki Mualla Hanım yarım saat daha oturursa, saat 12'yi geçse de elektrikler sönmez. Yalnız Halit Usta'nın işaretleri sıklaşır, bazen bir dakikadan fazla elektrikler sönük kalır, tekrar yanardı. Nihayet gülüşmeler, şakalar arasında misafirler kalkar, dağılırlardı. Sonra bir gün sokakta oynarken baktık sokağın çıktığı cadde üzerinde Halit Usta'nın evinin köşesinde bir otobüs durmuş, korna çalıyor. Halit Usta'nın evinin üst katına çıkan kapı açık. Kapının içinde Halit Usta ile Mualla teyze sıkı sıkı sarılmışlar birbirine, dudakları kenetlenmiş, bir türlü ayrılamıyorlar. Otobüsün şoförü az bekleyip basıyor kornaya tekrar. Onlar ayrılır gibi oluyorlar. Mualla teyze tekrar geri dönüyor. Birbirlerine atılıyorlar. Birbirlerinin yüzünü gözünü öpücüklerle boğup tekrar dudak dudağa kalıyorlar. Ben, yanımda doktor yüzbaşının kızı Feriha, daha etrafta bir yığın çocuk kapının önüne yığılmışız. Farkında değiller. Mualla teyze tam tekrar kapıdan çıkmaya davranırken bizi görüyor. İkisi de gülüyorlar. Halit Usta mektup yaz diyor. Gider gitmez yaz. Mualla teyze bekletme sen de diyor. Hemen gel. Otobüsün muavini hadi diyor. Çabuk olun. Şoför kornaya basıyor. Mualla teyze bizlere el sallayıp otobüse doğru ilerliyor. Sonraları oynarken Feriha ikide bir de bana sen Halit Usta ol ben Mualla teyze olayım diyor. Tabii otobüsün de acele etmesi lazım. Bizden daha küçük bir çocuk ağzıyla korna çalıyor. Sarılıyoruz Feriha ile birbirimize. Sonra ne yapacağımızı bilemiyoruz. Dudaklarımı Feriha'nın dudaklarına iyice yapıştırıyorum. İkimiz de az sonra boğulacak gibi oluyoruz. Feriha arada bir dur, yavaş diyor. Hadi şimdi. Ayrılmışken kollarını tekrar boynuma uzatıyor. Oyunun her sefer sonunda Feriha'ya mektup yaz diyorum. Gider gitmez yaz. O da sen de bekletme diyor. Çabuk gel. Halit Usta'yı, Mualla teyzeyi, Feriha'yı daha uzun hatırlamaya çalışıyorum. Nafile. Halit Usta'dan açık mavi bir çift göz, yağlı bir tulum kalmış hatırımda. Mualla teyzeden bir demet dalgalı siyah saç. Feriha'dan pembe beyaz yanaklar, kuru ot kokusuna, yaz akşamları duyulan kokulara benzer bir koku hatırlıyorum. Daha aşağıda panjurları açık maviye boyalı o beyaz badanalı evde Melahat abla. Tek katlı evin sokağa bakan odası Melahat ablanındı.
sokak pencereleri önünde bir duvardan bir duvara uzanan, üstü tek kırışıksız, saçakları dantelli beyaz örtülerle kaplı, kenarlarında Melhat ablanın kendi eliyle işlediği yastıklar dizili minder. Uğula uğula aşınmaya yüz tutmuş pırıl pırıl döşeme tahtaları. Minderin önünde küçük, tertemiz bir kilim. Daima taze badanalanmış duvarlarda kartpostallar. Melahat ablanın ilkokulu hatıraları. Üzeri beyaz, işlemeli örtülerle kaplı tahta bir masanın üstünde ucuzundan bir ayna ile krepon kağıdından yapma güller. Okula yeni başladığım yıllarda Melahat abla alırdı beni karşısına. El işleri ödevlerimi yapar, derslerimi anlatırdı bana. Papuçlarımı odanın kapısında çıkarırdım. Minderde, pencerenin önünde, onun dizleri dibine oturur, onun hünerli ellerini seyre dalardım. Melhat ablaların evlerine karşı piyade taburunun tavlası vardı. Piyade subaylarının binekleri, makineli tüfek bölüğünün katırları o tavlada dururdu. Bir yüzbaşı Hayri Bey vardı. İkinci üsleri, ben okuldan çıkıp Melhat ablalara uğradıktan sonra gelir, tavlanın önünde seyisi bineğini tımar ederken tımarın başında durur, sonra da tavlanın bitişiğindeki arsada çılbır başlığıyla bineğini en az yarım saat çalıştırırdı. Ödevlerimi yaparken Melhat ablanın bakışlarının sık sık pencereden dışarı kaydığını fark ederdim. Ben de onu bakışları arkasından pencereden bakar, yüzbaşıyla göz göze gelince bakışlarını yanakları kızararak önüne eğdiğini görürdüm. Elleri hafif titreyerek saçlarımı okşardı böyle zamanlarda. Göğsü kalkıp inerdi. Bir ikindi vakti okuldan dönerken sokağa sapınca yüzbaşının gene bineğini tımar ettiğini gördüm. Tavlanın önüne yaklaştığım sırada Melahat ablaların kapısı açıldı. Melahat abla beline kadar inen saçlarını çözüp taramış, üzerinde beyaz bluzu, lacivert etekliği, elinde bir kitap kapıdan çıktı. Kitabı mahcup mahcup yüzbaşıya uzattı. "Teşekkür ederim, çok güzel." Yüzbaşı gülümseyerek kitabı aldı. "Korkarım sizi üzmüştür." Melahat abla mahzun başını kaldırdı, hafifçe, "Ah, zararı yok. Sonu çok acı ama çok güzel." "Beni de çok üzmüştü okuduğum zaman," dedi yüzbaşı. Melahat abla, "Beni de," diyebildi. Sonra kapılarının içine çekildi. Yüzbaşı o sırada beni gördü. "Merhaba delikanlı, bize selam vermek yok mu?" Durdum. Başımı önüme eğdim. Yüzbaşı Melahat ablaya sordu. "Sizin ahbap galiba değil mi?" Melahat ablanın cevabını beklemeden önümde ayak burunları üzerinde çömelerek beni hafifçe dirseklerimden tuttu. Sonra çenemi yüzüm hizasına getirecek şekilde hafif yukarı kaldırdı. "Adın ne bakalım senin?" Mırıldandım. "Sahim." "Kaçıncı sınıftasın?" "İkinci sınıftayım." "Oo, maşallah neredeyse okulu kolaylamışsın. Ne olacaksın büyüyünce?" Bineğe şöyle yan gözle baktım. Öyle bir atım olmasını isterdim ki. Yüzbaşı ceplerini karıştırdı. Sonunda talim düdüğünü çıkardı cebinden. Güldü. "Sahim, bunu sana versem ister misin?" Sevinçten kulaklarıma kadar kızardım. Başımı evet anlamında eğdim. "Al öyleyse." Düdük benimdi. Uçuyordum. Koşmaya hazırdım. Yüzbaşı, "Dur bakalım," dedi. "Önce öttür bakalım. Öttürebiliyor musun? Sonra bırakırım seni." Bütün nefesimle düdüğü üfledim. Yüzbaşı neşeyle güldü. Saçımı okşayıp, "Haydi şimdi," dedi. "Serbestsin. Marş marş." Arkamdan Melahat ablaya benim için cin gibiye benzer laflar ettiğini duydum. O yıl çok geçmeden piyade taburu bizim ilçeden başka ilçeye kalktı. Yüzbaşı Hayri Bey de taburla gitti. Melahat abla çok mu üzüldü o gidince hatırlayamıyorum. Yalnız minderde pencerenin önünde oturmuyordu eskisi gibi. Tavlanın kapalı kepenklerine bakmak benim bile içimi sıkıyordu. Ona sık sık "Melahat abla, subay olacağım," diyordum. Bilmem ne söylemek istediğimi anlıyor muydu? Subay olup onunla evlenecektim. O 18 yaşındaydı o sıralarda. Ben 8. Daha bize yakın, duvarları sıvasız, kepenkleri boyanmadan bırakıldığı için çürümeye yüz tutmuş evde Hatice nine otururdu. Bahara doğru akşamları babam 5 kuruş verir, "Git," derdi. "Hatice nineden birkaç baş taze soğanla 2 marul al." Tuttururdum 5 kuruş az diye.
Hatice nineye acırdım ben. Oğlu askerdi. Bahçesine kendi bakardı. Sonra 5 kuruş daha verirlerdi. Bir koşu evden fırlar, Hatice ninenin avlu kapısının ipine asılırdım. Kapının dibinde nefes nefese seslenirdim. Hatice nine, Hatice nine. Kadıncağız 2 büklüm evinin etrafı tahta parmaklıkla çevrili hayatına çıkardı. Annem selam söyledi, marul almaya geldim. Al derdi kısık sesiyle, geç bahçeye, çıkar. Malta taşı döşeli avlunun sonunda başlayan bahçeye geçerdim. Akşamın alacakaranlığında yeni sulanmış bahçeden 7-8 baş soğan, 2 marul kökler, dönüşte Hatice nineye 10 kuruş uzatırdım. O her seferinde az bu kadar derdi, üşendin mi köklemeye? Yeter diyecek olurdum, elinin tersiyle çevirirdi beni. Siz kalabalıksınız, verdiğim para da çok. Git bu kadar daha kökle. Az sonra ben kapıdan çıkarken selam söyle annene diye seslenirdi. Her seferinde para göndermesin, bu kadar senelik komşuyuz. Sonra daha yakınımızda İsmet abla ile annesi. Saçları, kirpikleri güneşten sararmış, bir haziran görünüşü gibi hatırımda kalan İsmet abla ile annesi, komşulardan dönüp de yataklarına çekilince, saklandığı yerden çıkıp kızcağıza saldırmış derlerdi. İsmet abla varmak istemiyordu adama. Söz kesen kendisi değil, yakınlarıydı. İsmet ablayı göremedim bir daha. Bana onun hastaneye kaldırılırken kan kaybından yolda öldüğünü yıllarca söylemediler. Yıllarca taşlıklarda, mutfak köşelerinde, duran küplerin arkasında eli bıçaklı katiller saklıdır sandım. İsmet ablanın gecenin içinde bütün sokağı ayağa kaldıran "Yetişin, yandım!" diye dağılan sesi yıllarca kulaklarımdan gitmedi. Bizim tenha sokağımızın öteki komşularından da buna benzer kısa karşılaşmalar kalmış hatırımda. Ne fena. Aşağı yukarı bizim sokağın insanlarından benim bütün bildiğim bu kadar. Hikaye mi arıyorsun dünyada? Al işte. Burnunun dibinde, şu sokağın içinden gözüne ilk ilişen evi seç. Yeter ki gönlünde o evin insanlarını tanımak isteyecek merakın olsun. Ne işin var uzaklarda? Evet. İşte bu sokaktan başlamalı. Bir zaman benim bütün dünyam bu penceresinden baktığım evden ibaretti. Bir yaşa gelince bu evin kapısından sokağa çıktım. 3-4 ev ötedeki boş arsada çocukların oyunlarına katıldım. Sonra sokaktan ilçenin ana caddesine, başka sokaklarına, günü gelince de ilçeden ile, oradan başka illere. Okullarda, yolculuklarda, kahvelerde, sokaklarda, devlet dairelerinde, kışlalarda, hastanelerde bir yığın insan içine karıştım şimdiye kadar. Bir kısmı bizim sokağın insanları gibi yarım yamalak hatırımda. Çoğu ile karşılaşınca adını unuttuğumu anlamasın diye ne yapacağımı şaşırıyorum. Bir yerde, bir sokakta doya doya kalamıyor ki insan. Daha etrafımda ne var demeye kalmadan bakıyorsunuz gününüz dolmuş. Başka bir eve, başka bir sokağa taşınıyorsunuz. Yahut bahtınıza başka bir şehrin yolu görünüyor. Yoksa insan doğru dürüst etrafını tanımaya kalksa, bir eve, bir sokağa eminim ki ömrü ancak yeter. Bir saat sonra yola çıkacağım. Neredeyse aşağıdan bizimkiler seslenecekler. Bu gelişimde baba evimde bir ay ancak kalabildim. O da nasıl geçti? Yeni makinisti, Melahat ablaların evini satın alanları, Hatice ninenin oğlu ile gelinini, öteki komşularımızı, hiç değilse 4-5 ay daha kalabilseydim biraz olsun tanıyabilecektim. Bizim sokak durgun, sıkıcı gibi görünür tanımayana. Eminim benim canım hiç sıkılmadı. Hem o vakit böyle yola çıkarken hiç olmazsa aklım arkada kalmazdı.''